Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir otomobil incelemesiyle karşınızdayız. Hemen yanımda görmüş olduğunuz Skoda Octavia bugünkü test konuğumuz oluyor arkadaşlar. Şimdi her zaman yaptığımız gibi öncelikle aracın bir dış görünümünden bahsetmek istiyorum. Bu Skoda Octavia modeli aslında uzun yıllardır üretilen ve şu andaki modelin 4. nesil olduğu bir otomobil. Enteresan bir tasarımı var. Tasarımını biraz sonra arka tarafta özellikle söyleyeceğim ama şimdiden de ipuçlarını vermiş olayım. Bu araç aslında bir sedan otomobil ama görünüm olarak kupe bir sedana çok benziyor. Ya da hatchback'i andıran da bazı özellikleri var. Aslında hani kafaları karıştıran bir tasarım var. Ama genel olarak baktığımızda bu otomobil bir sedan otomobil. Şimdi ön taraftan başlayalım. Belli bir paketle alınabilen bilet farlarımız var. Burada içeride Skoda, Crystal. Ne yazıyor? Lightning yazıyor. Aydınlatma diyor. Çok şık, çok güzel. LED lambalarımız var burada arkadaşlar. Aydınlatması falan çok başarılı bu arada. Onu söylemiş olayım. Çok iyi bir şekilde aydınlatıyor. Ön ızgaramız tasarımı biraz değişmiş. Uzun yıllardır Octavia ben takip ediyorum. Hatta benim ilk otomobilim Skoda Felicia'ydı. Artık üretilmeyen bir model. Bu ön ızgara birazcık değişmiş. Biliyorsunuz Skoda grubu ya da bilmeyenler için söylemiş olayım. Volkswagen grubuna ait. Çek Cumhuriyeti olarak bile eski adıyla Çekoslovakya bir markasıydı. Uzun yıllar önce Volkswagen grubu satın almıştı ve Volkswagen grubunun ortak parçalarını ve ortak tasarım anlayışını yine bu aracın her tarafında görebiliyoruz. Audi'ye benzeyen, Audi'nin A3 modelini andıran bir tasarım, bir ızgaramız var. Skoda logosu yine aracın ön tarafında konumlandırılmış. Algılayıcılar, işte kameralar, şunlar bunlar aracın yine ön kısmında yer alıyor. Şimdi yan tarafa geçelim. Şu taraftan başlayalım. Şöyle yan tarafa geçelim. Lastiklerimize bakalım. Ne lastiklerimiz var? Hemen şuradaki rakamlarından da size söylemiş olayım. Goodyear marka lastik kullanılmış. Burada 225, 45, 18 lastiklerimiz var. Jantlarımız da şekil bu arada. Çok güzel. Çelik jantımız burada mevcut. Gördüğünüz gibi güzel jantlarımız var. Yan tarafa geçtiğimizde ise hemen dikkatimizi çeken ki katlanabilir bir ayna sistemimiz var. Şimdi aracın tamamında arkadaşlar kübik bir tasarım anlayışı hakim. Zaten Skoda da bunu söylüyor. Kübik bir tasarım anlayışı hakim. Aynalarda da bu böyle hani köşeliymiş gibi ama bir taraftan da böyle hani Picasso'nun böyle sanat eserlerine de benzeyen bir tasarım anlayışı kullanılmış. Yuvarlak bir şey pek yok. Hani ön tarafta böyle bir çizgiler var. Görüyoruz şu anda hem böyle kaputun üst kısmında hem de yan taraflarda. Burada da daha çok kübik bir tasarım anlayışı var. Otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Kapılarımız anahtarsız giriş sistemi var. Anahtarı zaten gösterir size detaylı olarak. Burada kapılar hem önden hem arkadan açılabiliyor. O güzel. Hem açılıp hem kilitlenebiliyor. Bu güzel bir özellik. Bunun dışında arkaya doğru geldiğimiz zaman şöyle. Şimdi burada mesela onu söyleyelim. Burada enteresan özellikler var. Şurada yakıt depomuz var. Yakıt deposunun hemen içinde şöyle bir parça var. Görüyorsunuz değil mi? Üzerinde Skoda yazıyor. Bu buz kazıyıcı. Böyle Skoda'nın böyle enteresan şeyleri var. Super B modelinde de var. Bir üst versiyon olarak geçiyor. Bunda da var. Böyle bir buz kazıyıcı var. Bunu buraya koyuyorsunuz. Bunu kaybetmeyin ama işe yarayan güzel bir özellik olabilir. Şimdi birazcık geniş alalım Alperen'cim. Şu arka kısmını görüyorsunuz. Bir aslında hatchback'e benziyor. Tamam bu araç bir sedan ama böyle sedanlarda geldiği gibi böyle bir şöyle bir açı yok. Bakın gayet yumuşak bir inişi var. Bunu aracın birazcık hatchback benzeri olmasını sağlıyor. Arka tarafa geçtiğimizde yine LED farlar bizleri karşılıyor. Onu söyleyelim. E-Tech logosu burada yazıyor. Octavia yazıyor. Skoda yine amblemimiz burada bulunuyor. Şimdi araçta şöyle bir özellik var. Otomatik açılıyor bagaj kapağı. Şuradan şöyle basıyorsunuz. Bu modelde yok ama şey modelinde bunun bir farklı modeli daha var. 1.5 motor olarak geçiyor. O modelde arkadaşlar ayakta da açabiliyorsunuz. Bunda bulunmuyor özellik. Şimdi bagajı açtık. Şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz sedan arabalardan normalde iç kısma yani yolcu arka taraftaki yolcu bölümüne ulaşamazsınız. Bu araçta doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Aynen hatchbacklerde olduğu gibi. O yüzden hani o kafa karışıklığının bir sebebi hem şu tasarım anlayışı hem de bu bagajın doğrudan doğruya iç kısmından da ulaşılabiliyor olması. Koltukları yatırdığımız zaman da geniş bir alanımız ortaya çıkmış oluyor. Bagajın şeyi buradan yapılıyor. Kapatma açma düğmemiz burada. İçeride de bir düğmemiz var. Oradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Anahtardan açıp kapatabiliyorsunuz. Yine şuradaki düğmeye dokunduğunuz zaman da yine anahtarınız yoksa elinizle de açabiliyorsunuz. Böyle özellikleri var.
Şimdi bagaj kapağını açmışken içine de bir bakalım. 600 litrelik bir bagaj hacmimiz var arkadaşlar. Onu söyledik. Bagajımız böyle hani kademeli falan değil. Ama içinde bol bol böyle gözler, kancalar. İşte buralar mesela çıkabiliyor. Şöyle çıkartılabilen bölümler mevcut. Buralara çeşitli parçaları böyle çıkartıp takıp kullanabiliyorsunuz. Ben beğendim yani. Bu tasarım güzel. Şuralarda kancalar var görüyorsunuz. 12 volt çıkışımız var. Şurada bir tane. Şuralarda da yine bakın buralarda da böyle çeşitli bir şeyler asmak için kancalar, şu bir şeyleri sabitlemek için böyle çeşitli kulplar vesaireler mevcut. Bu arada standart bir stepnemiz var. Stepnenin aynı zamanda işte kirikomuz, mirikomuz falan aksesuarlarımız da beraber geliyor. Hani bazı arabalarda vardır ya stepne koymuyorlar. Bunda yok. Octavia'ya koymuşlar. Octavia'da güzel bir stepnemiz var. Bu arada koltukları içeriden de açabiliyorsunuz. Şuradan bakın şimdi bagaj tarafından iki tane, biri sağda biri solda olmak üzere iki tane düğmemiz var. Bu düğmeye basınca, soldakine basınca sol koltuk, arka taraftaki koltuktan bahsediyorum. Sağdakine basınca da sağdaki açılıyor. 4'e 3 oranında bir açılma oranlarımız var görüyorsunuz. Şimdi onları bir deneyelim. İsterseniz şuradan açıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi koltuk açıldı ve zemin düz oluyor açıldığı zaman tamamen. Benzer şekilde burada da var bir tane. Bunu da açtığımız zaman gördüğünüz gibi bunlar tamamen yatırılıyor ve o zaman çok daha düz bir alan oluyor ve 600 litrelik alanımızı daha da yükseltmiş oluyoruz. Bagaj çok güzel ama söylediğim gibi hatchback gibi bir bagajı var ama araç sedan olarak geçiyor. Aslında hatch diye geçiyor. Mesela yurt dışında işte İngiltere'de ben baktım. İngiltere sitesinde Skoda'nın hatch olarak geçiyor. Enteresan bir otomobil bu. Uzun yıllarda da bu şekilde tasarlandı söyleyeyim. Yeni bir tasarım değil bu. Hatchback ama sedan. Sedan ama hatchback gibi bir karışık bir durum söz konusu. Evet şimdi Skoda Octavia'nın arka iç mekanına geldik. Arkada valla fena değil. Hani şey olarak da baktığımda şu orta taraf çok geniş tasarlanmış onu söyleyebilirim. Bu arada şurada şöyle bir bardaklık ya da kol dayama, dirsek dayama yerimiz var. Şöyle açtığımız zaman da şöyle iki tane bardağı koyabileceğimiz yerimiz oluşmuş oluyor. Bunu böyle tuttuğumuz zaman buradan doğrudan doğruya bagaja da ulaşabiliyoruz İstersek. Ama koltuklar yatırınca zaten ulaşılıyor. O da ayrı bir konu. Şöyle kapatmış olalım. Şöyle bir kol dayamamız mevcut. Bardaklığının da olduğunu belirtelim. Bu bence güzel olmuş. Bunu kapattığımız zaman yaşam alanı bakın ben 1.75 boyundayım. Şu anda yaklaşık olarak bakalım 4 parmak hatta 5 parmağa yakın bir mesafemiz var. Buradan da böyle hani eğer çok yatırmıyorsa şoför tarafında bayağı da bir hani rahat bir alanımız var. Ama çok yatırılıyorsa tabii ki birazcık daha alan dar olacak. Öte yandan bu alan geniş, çok güzel. O hoşuma gitti. Koltuklar güzel tasarlanmış. Fakat şöyle bir sorun var arkadaşlar. Çok yüksek bir şaft tüneli var. Yani bir karış neredeyse bir karışlık bir şaft tünelimiz var. Genişliği de bir karıştan birazcık düşük. Ama hani burada birisi oturduğu zaman şöyle bakayım. Şöyle oturdum. Yani gidilir ama uzun yolda bir tık sıkıntı olabilir. Ama bu üç tarafında bayağı bir geniş olduğunu söyleyelim. Şöyle şuralarda cebimiz var bir tane. Buraya böyle geniş bir cep var. Bir de burada telefon, tablet falan koymak için ayrı bir cep yapmışlar. Bence bu güzel olmuş. Buraya telefonumuzu, tabletimizi mesela koyalım. Telefonumuzu koyalım şuraya. Böyle telefonu ters koymayalım tabii. Şöyle koyduğunuz zaman telefonunuz bu şekilde duruyor. Buraya da evrak falan koyabiliyorsunuz. Hem yolcu tarafında hem sürücü tarafında benzer ceplerin olduğunu söyleyeyim. Bu orta tarafta şunu da gösterelim. Havalandırma kanalları var. Bunları araç açıkken, şu an açık olmadığı için göremiyoruz ama burada bir ısı değerini ayarlayabiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz. İsterseniz bunu ön taraftan da ayarlayabiliyorsunuz ama buradan da ayarlamak mümkün. Şöyle bir bölümümüz var. Buraya ufak tefek bir şeyler koyuyorum ama buraya bir USB girişi olsaymış bunun yerine bence daha faydalı olurmuş. Hani buraya ne koyacağız biz? Bir şey koyamayız buraya. Yani USB koysaydık en azından burada oturanlar telefonlarını, tabletlerini falan şarj ederlerdi. Bu tarafında böyle bir sistem olması da güzel olmuş. Öte yandan aydınlatmalar dokunmatik. Böyle parmağınıza dokunduğunuz zaman yanıyor. Parmağınızı bastırdığınız zaman sönüyorlar tekrar. Bu da çok hoş olmuş. İki tarafta da kolçak var. Kol tutma mekanizmamız var. Bunun dışında arka taraf bence oturanlar için de güzel bir alan sunuyor. Plastik malzemesi falan yine ön taraftaki gibi değil. Ön tarafta yukarılarda birazcık yumuşaktı. Bunlar bayağı bir sert. Bayağı sert plastik. Ama iç kısımları yine kapı kollarını, iç kısımlarındaki saklama alanları da yine yeteri kadar büyük ve aynı zamanda içleri de böyle kumaş kaplı.
Ben bu kumaş kaplı olanı sevdim. Hem önde de vardı kapı kollarında, hem de arka taraftaki kapı kollarında bu kumaş kaplama olayının yapılmasını ben çok beğendim. Evet, bu arka koltuğa baktık. Yaşam alanını sizlere göstermiş olduk. Şimdi birazcık da sürüş dinamiklerine bir bakalım. Hem ön tarafa bir bakalım, hem de sürüş sırasında bize neler sunuyor, yakıt tüketimi nedir, fiyatı nedir, bu gibi detaylar için aracın ön koltuğuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar, dışını anlattık. Dış tasarımında kübik bir tasarım anlayışı hakimdi aracın, Skoda Octavia'nın. Şimdi içine geldik. Alperen bana yardımcı oluyor bu konuda. Sağ olsun, kendisi canımız ciğerimiz, sevgili bir kardeşimiz. Kurguda bize yardımcı oluyor. Montaj işlerimizi, videolarımızı o yapıyor. Soran oluyor bazen, kim yapıyor bu montajları falan diye. Alperen yapıyor, kendisi burada. Eleştirileriniz, yorumlarınız varsa buradan yazabilirsiniz kendisine. Yorum kısmına. Evet. Şimdi aracın içinde de dıştaki tasarım anlayışı birazcık hakim. Ama ben şunu söyleyeyim. Volkswagen ailesine dahil, biliyorsunuz bu Skoda. Çekoslovak, eski adı Çekoslovakya, yeni adı Çek Cumhuriyeti'nin bir markası ama yıllar önce Volkswagen grubuna dahil olmuştum. O yüzden özellikle Golf 8'de de bulunan şu ön tasarım bu araçta da mevcut. Bu ön tasarımda neler var? Bir böyle bir ön konsolu sürücü tarafından itibaren baştan şöyle bir böyle, yani böyle bir eğimli bir alan var. Güzel bir harmoni oluyor bu. Onu söyleyeyim. Bu gayet güzel bir şekilde bir tasarım olmuş. Üst kısımlar yumuşak. Altta şu ön tarafta şu kısımdan şöyle geliyor, bir kumaş bir bölümümüz mevcut. Alt kısımlarda ise, yani şuradan itibaren, şu aşağılardan itibaren ise sert plastik. Kapılarda da hakeza öyle, yukarılar daha yumuşak, aşağılar sert plastik bir şekilde tasarlanmış. Şuralarda bir tuş takımımız var. Bu son dönemde birçok markada var artık, karşımıza çıkmaya başladı. Çeşitli fonksiyon tuşlarını buraya atamışlar ama çok fazla tuş yok araçta. Onu söyleyeyim, benim hoşuma gitti bu tasarım. Klima için bile bir tane tabii mi var? Tabii klima için bile buradan basıyorsun, sonra ekrandan yapman gerekiyor o ayarları. O bence güzel olmuş. Bir de şu multimedya ekranından biraz bahsedeyim. Hemen ondan bahsetmek istiyorum ki 10 inçlik bir dokunmatik ekranımız mevcut. Şu alt kısmında böyle bir hareket var. Böyle artı ve eksi. Böyle parmağınla şöyle yaptığın zaman o ses açılıyor veya kapanıyor. O çok ya hoş olmuş. En beğendiğim detaylardan biri gerçekten abi. Hani uzun kullanımda hani ne kadar sağlık olur bilmiyorum ama hani bence tasarım olarak çok iyi. İnşallah uzun ömürlü olur diyelim. Evet. Bir sürü ayarı bu ekrandan yapabiliyorsunuz. Araçla ilgili ayarlar, telefon ayarları, telefon bağlıyorsunuz. İşte Bluetooth var, Apple CarPlay var ki kablosuz Apple CarPlay de var. Bunu da söyleyelim. Ve birçok ayarı yine buradan yapabiliyorsunuz. 2 adet USB tip C bağlantısı var. Yani İki ucu da tip C olan ya da bir ucu tip C, bir ucu Lightning olan, eğer iPhone kullanıyorsunuz kablo olması gerekiyor. Şu ön kısımda kablosuz şarj özelliğimiz mevcut. Bunun dışında baktığımızda direksiyon çok hoş. Ben beğendim direksiyonu. İki kollu bir direksiyonumuz var. Direksiyonun üzerinde tuşlar var. Sonsuz dönebilen tuşlar. İki tane, hem sağda hem solda. Onlar aynı zamanda basılabiliyor. O da güzel olmuş. Gümüş, böyle gümüş, evet. Parlak renkleri var. Çeşitli fonksiyonları da yine bu tuş üzerinden, direksiyon üzerindeki tuşlar üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bir anahtarımız var. Çok hış, çok söyleyemedim. Çok şık ve çok güzel bir anahtarımız var. Böyle o da piano black şeklinde tasarlanmış. Kapılarda göstermiştik. Arka bagaj kapağından bahsediyorum. Böyle bir bagaj kapağını buradan da açabiliyorsunuz. Vites konusuna gelecek olursak Shift by Wire ismini vermiş Octavia bunu. Aslında DSG şanzımanın farklı bir varyasyonu. DS yani Sport, N ve R olmak üzere 3 farklı modumuz mevcut. Park frenimiz de yine P şeklinde yapılmış. Ayrıca el freni yok, elektronik park freni var. Auto Hold özelliği var. İstiyorsanız açıp istiyorsanız kapatabiliyorsunuz. Böyle bir fonksiyonumuz mevcut. 2 tane bardaklık var şu orta tarafta. Zaten orta taraf hem yolcu hem sürücü tarafı ayrılmış durumda. Kapı kollarının iç kısmında böyle yumuşak malzemeden yapılmış. Böyle keçe gibi bir malzeme var. O güzel olmuş. Ben onu beğendim. Hem yolcu tarafında hem sürücü tarafında da aynı tasarım mevcut. Şöyle bir saklama gözümüz var. Kolçak kısmımız var. Bu böyle sadece ileri geri gelebilir ama birazcık alçak bence. Biraz daha yukarıda olsa sanki daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Bunun dışında baktığımızda koltuklar deri kumaş karışık. Çok hoş, çok şık koltuklar. Sürücü koltuğunun yüksekliğini, alçaklığını, ileri gerisini falan hep elektronik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ama bu da bir paketle almanız gerekiyor. Onları göstereceğiz ekranda size. Hani pakette neler geliyor, neler gelmiyor vesaire gibisinden. Mesela bir pakette arkada kol dayama ünitesi var ama bunda yok mesela. Bu 1.0 modelinde yok. O motor kısmında birazdan bahsedeceğim. Ayrıca hafızalı koltuk sistemi de var. Yani işte eşiniz kullanıyor, başkaları kullanıyor aracı. O kendine göre ayarlarsa, o ayarları da yaparsa o kişi o düğmeye basınca koltuğun hemen yan tarafında var.
en azından sürücü otomatik olarak o mesafeleri, şeyleri ayarlamış oluyor. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi yakıt tarafından ve motordan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bu araç arkadaşlar yarı hibrit olarak geçen bir otomobil. Yarı hibrit nedir? Üzerinde şu anda benim oturduğum koltuğun altında 48 voltluk bir tane pilimiz var. Bu pil ne işe yarıyor? Bu pil böyle klimayı çalıştırmak, farları yakmak, ne bileyim, ufak tefek böyle işlerde araca yardımcı oluyor. Bu hem yakıt tüketimini düşürüyor hem de arkadaşlar aracın karbondioksit salınımının daha düşük olmasını sağlıyor. O bakımdan böyle bir teknoloji kullanılmış. Farklı farklı bu arada hibrit teknolojileri var. Aracı hareket ettirebilen hibritler de var. Yani belli bir kilometreye kadar elektrik motorundan güç alıyor. Daha sonra benzinli motora geçiyor. Bu araçta öyle değil. Onu söylemiş olalım. Motorumuz 1.0 TSI diye geçiyor. E-Tech 110 beygir ve DSG şanzımanımız var. 3 silindirli 999 cc'lik bir motor var. 110 beygir ve 200 Nm torkumuz var. Tork yüksek gördüğünüz gibi. 0'dan 100'e 10.5 saniyede çıkıyor. Fena değil. Tüketimde ise şehir içinde 5 litre, şehir dışı 3.7 litre, ortalama 4.2 litre. Peki biz ne bulduk? Özellikle çılgın İstanbul trafiğinde kullandık. Bu İstanbul trafiğinde hatta sabah aldığımızda 9.7 idi. Şu an evet. 7.4'e düştü. Çünkü biraz daha gidersek bu 6'ya düşecek. 6.5'a düşecek. Yani normal kullanımda çok böyle deli gibi bir trafiğe girmezseniz 6-6.5 litre yakıyor. Yani o 5 litre biraz zor. Zaten bu tarz fabrika verilerine en az 1 litre koymanız gerekiyor kafadan. Yerine göre de trafik çok yoğunsa çok daha 1.5-2 litre kadar çıkabiliyor bu sapmalar. Ama bence normal bir sıfır motor için evet. Fena değil yani. Hem otomatik bilmem ne falan. 7 ileri otomatik vitesimiz var. F1 şanzımanımız var. Direksiyondan da kontrol edebiliyoruz vites geçişlerini istersek. Ama çok gerek yok mesela F1 ben çok kullandığım bir şey değil mesela. Ben onu seviyorum abi. Yani böyle sen seviyor musun? Hissiyatı çok güzel bak. Hani 5'ten 4'e çekersin. 4'ten 5'e atarsın. Evet, güzel. Tamam güzel. Şimdi biraz da teknolojilerden bahsedeyim. Şimdi bu arabada bir sürü var. ABS, ESC, işte bu hava yastıkları şunlar bunlar. Hatta ortada bir hava yastığı varmış bu araçta. Sürücüyle yolcunun birbirine çarpışmaması için böyle enteresan değişik özellikleri de var. İşte sürücü diz hava yastığı var. Acil durum çağrı sistemimiz var hemen şurada SOS. Bu zaten 2021'de itibaren standart oldu araçlarda. Şöyle bir gözlük kabuğu koyma yerimiz var. Bu da güzel olmuş bence. İç aynamız otomatik olarak kararıyor. Şerit takip sistemi var ama adaptif cruise kontrolümüz yok. Bu modelde yok ama bunun bir de 1.5 sürümü var. Onda var. Onu söyleyelim. Kör nokta yürü sistemi var ama aynanın içinde değil. Dış dikiz aynalarının. Aynaların hemen yan tarafında böyle kocaman ledler var. Onların üzerinde. Alperen sen beğendin bunu herhalde değil mi? Aynayı sen. Abi şöyle bir şey var. Hani daha önce kör nokta olan modelleri kullandığımda genellikle camın içine yapılıyor zaten. Hani evet. Arabada aynanın öyle içinde gördük oluyor. Biz. Doğru. Bildiğim cama hani yassı bir şekilde içinde kör nokta uyarısı. Lamba oluyor. Aynen. Yanınca. Ama burada hani aynanın dış tarafında ama tam da bizim görebileceğimiz bir hizada olmuş. Bence bu hani daha güzel. Dikkat dağıtır. Daha hoş durmuş. Daha güzel. O güzel diyorsun. Tamam. Şimdi onun dışında hız limitleme ve hız sabitleme var. Park asistanı var. Çok lazım mıydı? Bence çok değil. Onu hep konuşuyoruz zaten. Evet. Osman abi de. Osman'ın da selam olsun buradan kendisine. Marmara Adası'nda. Selamlarımızı iletiyoruz. Ben tuş kalabalığı olmamasını sevdim. Motorun tepkisini belki merak ediyorsunuzdur. Dedik işte 6.5-7 litreye düşürmeye başardık. Hatta şu an 7.1 oldu. Bak, evet. Gittikçe düşüyor bu arada rakam. Motorun tepkisi şöyle. Bazı durumlarda böyle bir iki saniye bir gecikme var. Açık söylemek gerekirse. Yani o bana birazcık şey geldi. Hani biraz daha böyle tepkisi daha hızlı olabilir gibi geldi. Kötü değil ama hani biraz daha seri olsa sanki benim hoşuma giderdi. Mesela abi bak şu an bastım. Değil mi? Tepki aldım. Böyle 2 saniye falan bir gecikiyor. Aradaki farkı aynen. Evet, bir 2 saniye falan bir gecikiyor. Onu hani yapmasa daha iyi olurdu gibi ama kötü bir şey değil bu arada. Hani rahatsız edecek kadar kötü değil. En azından onu söyleyelim. Anahtarsız çalıştırma var dedik. Dijital ekranımız var. Burada birçok ayarı görebiliyorsunuz. Yani kadrandan bahsediyorum bu arada. Fakat bunu belli bir pakette alabiliyorsunuz. Her pakette olan bir teknoloji, bir özellik değil. Onu söylemiş olalım. O kadranın bence almışken dijital alın yalnız. Benim analog evet. Pek hoş olmuyor açık söylemek gerekirse. Geri görüş kamerası vesaire artık bunları söylemiyorum. Zaten bunlar neredeyse artık standart haline geldi. Koltuk ısıtmamız var. Koltuk ısıtmamız var. Direksiyon evet, onu yok ama. Direksiyon yok. O direksiyon bir tek Ford'da var zaten ya. Biz Puma incelemiştik ya. Evet. Bir tek onda var o özellik.
Onun dışında baktığımızda işte bu özelliklerin hepsini koyacağız. Dediğim gibi iki tane motoru var. Bunun 1.5 olanı da var. O 4 silindirli 150 beygirlik bir motor. Bu 100 beygir 250 Nm torku var onun da. Onun tabii şeyi falan biraz daha söylemiş olayım. Hani özellikleri falan biraz daha farklı. Ama 1.0'da güzel gidiyor. Onu söyleyeyim. Orada çok büyük aşırı bir sıkıntı olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi araçta böyle enteresan incik cincik özellikler de var. Mesela şemsiye var. Bir kapının içinden çıkıyor. Öyle bir özelliği var. Buz kazıyıcı var. O da yakıt şeyine entegre edilmiş. Yakıt kapağına. Elektrikli çocuk kilidi var. Ne işe yarıyor? Biliyorsunuz normalde kapılarda, arka kapılarda olur o. Bir düğme şeklinde. Bu araçta içeriden yapıyorsunuz bunu. Bence yani daha güzel olmuş. Bazı arabalarda böyle içeriden de ayarlanabiliyor. Onu da belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar, Skoda Octavia'nın iç mekanı, özellikleri falan böyle. Tabii merak edenler var. Son olarak fiyattan da bahsetmek lazım. Bu test aracının fiyatı 400 bin TL arkadaşlar, ama ekstra bir sürü paketi, özelliği, şusu busu var. Onlarla beraber aracın fiyatı 400 bin TL. Tabii 400 bin lira bu arabaya verilir mi verilmez mi ayrı tartışma konusu, ama genel olarak baktığımızda araç fiyatları artık bu şekilde oldu. Ne yazık ki. Ben tasarımını çok beğendim. Aman oh, sallana sallana gidiyoruz. Ben tasarımını beğendim. Süspansiyonu vesairesi de gayet rahat, konforlu. Güzel bir araba olmuş. Octavia zaten uzun yıllardır var. Bu 4. nesil olarak karşımıza çıkıyordu. Ama söylediğim gibi fiyat konusu çok artık tartışmaya açık bir konu değil. Arabanın aslında çıkış fiyatı 205 bin lira ama satış fiyatı, yani Türkiye giriş fiyatı 205 bin lira ama vergileri koyduğun zaman 400 bin lira oluyor. Yani bu arabayı aldığın zaman bir tane de sevgili devletimize hediye etmiş oluyorsunuz. Peki Skoda'dan fazla kazanıyoruz diyebilir miyiz abi? Evet evet evet. Skoda'dan daha fazla kazanıyor devletimiz sağ olsun. Bu diğer markalar için de böyle. Renault'da da öyle. İşte başka Ford'da da şurada da burada da. Ne yazık ki böyle. Fiyatına yorum yapmıyorum. Fiyat 400 bin lira etmez yani. Ama vergiler şunlar bunlar artık bu. Bu arabanın değeri bence 200 bin lira olur. Hadi zorla 250 olsun. Ama 400 bin lira büyük bir para. O zaten tartışmaya açık bir konu değil. Evet, şimdi iç mekandaki deneyimlerimizi aktardık. Şimdi şu anda bir de arka mekandan biraz bahsedelim, arka taraftaki yaşam alanından. Daha sonra videomuzu kapatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda 2021 model Skoda Octavia'yı sizlerle birlikte test ettik. 1.0 motorlu yarı hibrit olarak tanımlayabileceğimiz bir otomobil bu. Yarı hibrit nedir? Üzerinde 48 voltluk bir pilimiz var ve bu pil aracın belli fonksiyonlarına destek vererek hem yakıt tüketimini düşürüyor hem de çevreye daha az zarar vermesini sağlıyor. Böyle bir teknolojiye sahip bu otomobil. Peki aracı beğendik mi arkadaşlar? Ben özellikle dış tasarımını çok beğendim. İçindeki tasarım da gerçekten modern bir anlayış olmuş. Ve özellikle bu kübik tasarım öğelerinin olması bence aracı böyle birazcık sanat eseri haline getiriyor. Ama tabii ki bütün otomobillerde söylediğimiz gibi, sıfır otomobiller için söylüyoruz bunu. 400 bin liralık bir fiyatı mevcut bu otomobilin. Hatta belki biz videoyu yayınladıktan sonra fiyatı da artacaktır. Çünkü kurlara göre, işte vergilere göre falan fiyatı çok artıyor. Fiyatı yüksek. Onu artık hani kimse tartışmıyor zaten. Bütün otomobiller için geçerli bir yorum bu. Ben açıkçası biraz daha teknoloji olmasını isterdim. Bu modelde yok ama bunun bir de 1.5 benzinli başka bir sürümü daha var. 4 silindirli, bu 3 silindirli bir model. Onda bazı teknolojiler var. Adaptif Cruise Control gibi mesela. Bunda da olsa ben daha çok hoşuma giderdi diye düşünüyorum. Çünkü 400 bin lira verince insan hani bu tarz teknolojilerin olmasını bekliyor diye düşünüyorum. En azından bu benim kişisel fikrim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. 2021 model 4. nesil Skoda Octavia ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa, anlatmayı unuttuğumuz detaylar varsa ya da aklınıza takılan bir konu varsa yorumlarda bizlere iletmeyi unutmayın. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.